Cumhuriyet ile yaşıt olan Taş Mektebin açılış törenine şimdilerde yaşları 70-80'i bulan okulun ilk öğrencileriyle eski Kültür Bakanı İstemiyan Talay da katıldı. İyiyim, sağ olun. Tören dolayısıyla bir araya gelme fırsatı bulan Taş Mektebin eski öğrencileri bir yandan anılarını yad ederken bir yandan da kendi dönemlerinin fotoğraflarının da yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi. Merkez Mezitli ilçesi Esenbağlar Mahallesi'ndeki eski Mezitli İlkokulu'nun açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet tarihine açılan bir kapı olan Taş Mektebin yıllar sonra yeniden hayata döndüğünü söyledi. Cumhuriyet tarihine açılan bir kapı olan Taş Mektep yıllar sonra hayata dönüyor. Ne yazık ki binlerce insanın hayatında tarifi imkansız değişimlere yol açan, bir kentin eğitim hafızası niteliğinde olan Cumhuriyet'le yaşıt Mezitli İlkokulu 1999 yılında kapatılmış ve çürümeye terk edilmiştir. Uzun süren bürokratik uğraşlar sonucunda Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylanan Taş Mektep projesi Mersin Valiliğimizin de desteğiyle hayata geçirilmeye başlandı. Okulun eski mezunlarından çevre sakinlerine, üniversitelerin araştırma görevlilerinden önemli tarihçilere kadar birçok kişiden oldukça güzel tepkiler aldıklarını aktaran Tarhan, "Biz Mezitli'de mutlu insanlar olsun istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bu güzel miraslardan mahrum kalmasın. Mezitli'de anılar yaşasın diye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Mezitli'yi birlikte yöneteceğiz demiştik. İşte bugün burada Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kültür Eski Bakanımız, siyasi parti başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mezitli'mizin eski belediye başkanları, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, akademisyenler, kurum temsilcileri ve halkımız ile birlikte bir değerimizi daha nasıl yaşatabiliriz? Mezitli'mize ve Mersin'imize ne katabiliriz amacıyla bir aradayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise bu tür kültürel değerlerin günümüzde yaşatılması için mücadele verirken yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Maalesef kentlerimiz her geçen gün kimliksizleşiyor. Bilen bilmeyen herkes özellikle belediye başkanlarının kapısını aşındırıyor. İşte bu eski yapılar bir an evvel ortadan kalksın, ortaya bir rant doğsun, biz de bundan sebeplenelim düşüncesiyle ziyarette bulunuyor. Ama özellikle 1999 yılında Türkiye'de Tarihi Kentler Birliği kurulduktan sonra bu bilinç biraz daha büyüdü, gelişti. Ve Türkiye'nin bugün neresine giderseniz gidin, insanlar, özellikle de yerel yöneticiler bu binaları yeniden hayata kazandırmak, işlevsel hale getirmek için yoğun bir gayretin içerisinde. Konuşmaların ardından okul içerisinde hazırlanan ve okulun eski öğrencilerinin fotoğraflarının da yer aldığı sergiyi gezen katılımcılar, okulun tarihini ve restorasyon sürecini anlatan belgeseli izledi. Etkinliklerin düzenleneceği kültür ve sanat evi olarak kullanması ağırlık kazanmaya başladı. Eski öğrencilere Mezitli Belediyesi'nin sürpriziyle temsili bitirme diploması verilmesinin ardından Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mini konser sundu.